Merhaba arkadaşlar ben Hülya Yıldız. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün öğrenme olanaklarından biri olan TDE302U kodlu 14. 15. Yüzyıllar Türk Dili adlı ders kitabının 6. ünitesini özetlemek üzere sizlerle birlikteyim. Kitabımızın 6. ünitesi Eski Anadolu Türkçesi Metin incelemeleri başlığını taşımaktadır. Bu üniteyi tamamladıktan sonra Süheyl-i Nevbahar, Kitab-ı Efsaf-ı Mesacid-i Şerife, Miftahül Cenne, yusuf Zeliha ve Dede Korkut kitabı adlı metinlerin örnek sayfalarını okuyup bu sayfalarda geçen kelimeleri çözümleyebileceksiniz. İlk metnimiz Süheyl-i Nevbahar olup Süheyl-i Nevbahar'dan alınan kısım kitabımızda şu şekilde başlamaktadır. Diriga, bu tahtu, bu mal, bu genç, ki dirdi dedelerimiz yidi renç. Çüben gidi servenin kime kalısar, oğul almasa düşmenim alısar. Bunu fikri düp daima ağladı, ümizini bir tanrıya bağladı. Hazinelerin açmaya başladı, Mağlı dökmeye vüs saçmaya başladı. Uluyu ve giçiyi kıldı gani, daha dedi kimsiz dileniz anı. Ki tanrı taala bir oğlan vire, benim bu ölü gevdeme can vire. Şu kamu halayık dua eyledi, anun hacetin hak reva eyledi. Dürüştügi olmadı hergiz telef, meger inci kaptı bilinden sadef. Bu metinden seçilen örnek kelimelerimizin birincisi dedelerimiz kelimesi. Anlamı yine dedelerimiz şeklinde. Burada dede isim kökü, ler çokluk eki, ümüz ise birinci çoğul kişi iyelik ekidir. Olmasa sözcüğünde ol fiil kökü, ma olumsuzluk eki, sa şart zarf fiil ekidir. Alısar kelimesinde al fiil kökü, ısar ise gelecek zaman üçüncü tekil kişi ekidir. Hazinelerin kelimesinde hazine isim kökü, ler çokluk eki, i üçüncü tekil kişi iyilik eki, n ise yükleme hali ekidir. Dilengüz kelimesi dileğiniz anlamına geliyor. Burada dile fiil kökü, müz eki ise istek emir kipi ikinci çoğul kişidir. Dürüş dügi çalıştığı anlamındadır. Dürüş fiil kökü, düg sıfat fiil eki, i ise üçüncü tekil kişi iyilik ekidir. Degüldür sözcüğü değildir anlamındadır. Degül isim kökü, dür ise bildirme ekidir. Bilinden sözcüğünün anlamı, belinden şeklindedir. Burada da bil sözcüğü isim kökü, i üçüncü tekil kişi, iyilik eki, ne zamir nesi ve den eki ise ayrılma ekidir. İkinci metnimizin adı Kitabu Efsafu Mesacidi Şerife. Kitabımızdaki bu metinden örnek bir kısım okuyacak olursak şöyle başlayabiliriz. Yüceligi inen yüksektir, İcan Kıyasitsen anı kırk arşun iyicen. Kireç taştur anun dahı yapısı. Güneş togışına dur hem kapısı. Bilek gibi ki halka var gümüşten, iki halka var anda tuh işten. Bu iki halka arası kilit bil, çıkarsan işigine var yüzüm sil. İşigi yücesi boydan yücedür, çeker birbirini kul ger hocadır. Kara atla sılak Kabe bürünür. Hemen etekleridür kim görünür. Kapısına Hacerül Esvet yakıncak ki canlar sevinir ana bakıncak. Hem altın olugum altı ziyaret ki İsmail Nebi'ye var işaret. Kuyuya menberi karşıdur anum. Görüncek gark olur nurlara canum. Tolayı yanı feridür Kabe'nin bil. Yapılmıştır ana 32 mil. Buradan seçtiğimiz kelimelerden bir tanesi yüce yüce isim kökü, lig isimden isim yapma eki, i ise üçüncü tekil kişi iyilik eki. Yapusu sözcüğünde yap fiil kökü, u fiilden isim yapma eki, sı ise üçüncü tekil kişi iyilik eki. İşi kapısına, işi eşiğine anlamına gelmektedir. Burada işik isim kökü, i üçüncü tekil kişi iyilik eki, n zamir n'si ve e ise yönelme halidir. Bürünür sözcüğünde bürü fiil kökü, n edilgenlik eki, ür ise geniş zaman üçüncü tekil kişi ekidir. Diğer kelimelerimiz şunlar. Etekleridir, etekleridir anlamına gelmekte. Etek at kökü, ler çokluk eki, i üçüncü tekil kişi iyilik eki, dür bildirme eki. Bakıncak, bakınca anlamındadır. Burada bak fiil kökü, ancak ise zarf fiil ekidir. Olukum sözcüğü oluğun anlamına gelmekte. Oluk isim kökü, um ilgi halidir. Yapılmıştır kelimesi örtülmüştür anlamındadır. Yap kelimesi fiil kökü, ıl edilgenlik eki, mış duyulan farkına mıştur, duyulan farkına varılan geçmiş zamanın durlu halidir. Üçüncü metnimizin başlığı Miftahül Cenne. Miftahül Cenni metninden kitabımızda alınan örnek kısım şu şekilde başlamakta. Hurilerden bu sözü işittim, vurdum bardagımı sıdım. Daha uyandım gördüm kim bardagım sınık. Ya tur bu ol bardak dedi. Haberde gelir kim kaçan Ramazanayı gelse uçmak kapıların açarlar.'' tamu kapıların yaparlar ve şeytanları bağlarlar hapz ederler. Ramazan ayının evvelinden ahirine değin andan her gece oruç açtıkları vaktin 600 bin asi kulun Hak Teala tamudan azad eder. Bu metinden alınan örnek sözcüklerimizden ilki bardagumu sözcüğü bardağıma anlamına gelmekte. Burada bardak at kökü Un um, birinci tekil kişi iyilik eki, ı ise yükleme halidir. Sınuk kelimesinin anlamı kırık, kırılmıştır. Burada sı fiil kökü, n edilgenlik eki, uk ise fiilden isim yapma ekidir. Kişiye sözcüğü kişiye, insana anlamındadır. Kişi isim kökü, ye ise yönelme halidir. Kapıların sözcüğü kapılarını anlamında olup, kapu sözcüğü isim kökü, lar çokluk eki, ı üçüncü tekil kişi iyelik eki, n ise yükleme halidir. Az duralar yoldan çıkarsalar anlamında bir çekimli fiildir. Burada az fiil kökü, dur ettirgenlik eki, alar ise istek emir kipi üçüncü çoğul kişidir. Ümmetinün ümmetinin anlamındadır. Ümmet isim kökü, İ üçüncü tekil kişi iyilik eki, n zamir n'si, ün ise ilgi halidir. Getürmek kelimesi getirmek anlamında olup getür fiil kökü, mek ise isim fiildir. Nesnelerden bu sözcüğün anlamı da nesnelerden şeklindedir. Nesne burada at kökü, ler çokluk eki, den ise ayrılma durumu ekidir. Dördüncü metnimiz Şeyyat Hamza'dan Yusufu Zeliha adlı metin. Bu metinden kitabımızda örneklenen kısım şu şekilde başlamaktadır. Zi şiirin söz Yusuf kıssası, dinleyenin gide gönlü gussası. Budur ahir kıssalarun görklüsü, Kur'an içre mushaflarun yazısı. İmdi dinlen, sözüme tutun kulak, bir söz eydem kim şekerden tatlurak var anda bir server kişi, adı Yakup kendi peygamber kişi. Yusuf adlı bir oğlu vardı anum, İmdi işit bu sözü varsa canım. Yedi yaşında idi Yusuf nebi, sureti hub yoğdu anum gibi. Bir gece yatur iken ol düş görür, irte turur anı Yakub'a sorar. Eydür, iyi baba yaturdum bu ge gece, bir acep düş görürem işit nice. Eydi bir tabirini anun bana. eydeyim ol gördüğüm düşü sana. Gördüğüm ay ü güneş on bir yıldız. Secde kılurlar kamusu bana düz. Döndü Yakup söyledi eğitti canum. Sakla düşün sözümü işit benim. Yorar iken Yusuf'a uş bu sözü. işitti ol Yakup'un ögey kızı. Olmaya kim söyleyesin dahıya. İşi de düşünü sana kahıya. Hoştur ya oğul senin düşün. Sultanlı gıla geçisar ömrün yaşum. Hak seni sultan kılısar kamuya. On bir kardeşum turısar tapuya şeklinde. Buradan alınan örnek kelimeler ise ilki dinle yengün. Dinle burada fiil kökü. Yen sıfat fiil eki. Ün ise ilgi halidir. Görklüsü sözcüğü güzeli anlamına gelmekte. Görk isim kökü, lü isimden isim yapma eki, si ise üçüncü tekil kişi iyelik ekidir. Yazı sözcüğünün anlamı yazı şeklindedir. Yaz fiil kökü, u ise fiilden isim yapma eki. Görürem çekimli fiili, görürüm anlamına gelir. Gör fiil kökü, ürem ise geniş zaman birinci tekil kişi ekidir. Olmaya kelimesi olmasın anlamındadır. Ol fiil kökü, ma olumsuzluk eki, ya ise istek emir kipi, üçüncü tekil kişi ekidir. Düşünü rüyanı anlamına gelir. Düş isim kökü, ün ikinci tekil kişi iyilik eki, i ise yükleme halidir. Sultanlıkla sözcüğü sultanlıkla anlamındadır. Burada at kökü sultan sözcüğüdür. Lık isimden isim yapma ekidir, Ila ise vasıta halidir. Tapu kelimesi hizmet anlamındadır. Tap fiil kökü, u ise fiilden isim yapma ekidir. Beşinci ve son metnimiz ise arkadaşlar Dede Korkut kitabından alınmış bir metindir. Burada bir eksik cümleyle başlıyor metnimiz. Olmaga başladı. Meger dirse handirler idi bir bir gün oğlu kızı yoğdu. Soylamış görelim hanım ne soylamış. Salkum salkum tan yilleri estüginde. Sakallı bozaç torgay sayradukta, sakalı uzun tat eri bangladukta, bedevi atlar işsini görüp okradukta, aklı karalı seçen çağda, göksi gözel kaba tağlara gün tek degende, bir giygitler cilasunlar birbirine koyulan çağda, alar sabah dirsehan kalkubanı yerinden, örü turup kırk yiğidin boyuna alıp bayındur hanın sohbetine gelir idi. Bayındır hanun yiğitleri gelip Dirse Han'ı karşıladılar. getürüp kara otağa kondurdular. Kara kiçe altına döşediler. Kara koyun yahnısından öngine getirdiler şeklinde metnimiz. Buradan alınan kelimeler ise bir tanesi Olmaga kelimesi. Ol fiil kökü, mag isim fiileki, a yönelme hali. Soylamış, anlatmış demek. Soy isim kökü. La isimden fiil yapma eki, mış duyulan farkına varılan geçmiş zaman üçüncü tekil kişi eki. Esdüginde, estiğinde anlamında es fiil kökü, dük sıfat fiil eki, i üçüncü tekil kişi iyilik eki, n zamir neyse, d eki ise bulunma hali eki. Bozaç kelimesi boz renkli anlamında boz isim kökü, aç ise isimden isim yapma eki. Diğer kelimelerimiz şunlar. Tegende, ulaştığında anlamında. Teg fiil kökü, ende eki ise burada zarf fiil eki. Kalkubanı, kalkıp anlamına gelmekte. Kalk fiil kökü, ubanı zarf fiil ekidir. Koyulan, saldıran demek. Koy fiil kökü, ul edilgenlik eki, an ise sıfat fiil eki. Getirip, getirip anlamında. Getir fiili üzerine üp zarfiylekini almış burada. Arkadaşlar, kitabımızdaki diğer e, sözcükleri 124. 126. sayfalar arasında yer alan tablo 6.5'te bulabilirsiniz. Her ünitenin sonunda olduğu gibi bu ünitenin sonunda da özet, kendimizi sınayalım, kendimizi sınayalım yanıt anahtarı ve sıra sizde yanıt anahtarı bölümleri var. Ve dersle ilgili diğer olanaklarımız da elbette bu kadar değil. Ders kitabını okumak, televizyon programlarını izlemek, e-kampüs sistemindeki diğer öğrenme olanaklarından yararlanmak da dersle ilgili faydalanabileceğiniz diğer malzemeler arasındadır. Hepinize derslerinizde başarılar dileriz.